Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte yine öfkeden deliye dönebileceğim bir videoyla daha beraberiz. Çünkü bayağı bir ay yılı paket açtım ve hiç 90+ artı oyuncu çıkartamadım şimdiye kadar arkadaşlar ve karşımda direkt geçen videoyu terk etme sebebim olan adam direkt karşımda. Daha fazla kadro artı paket yorumlama için video like atmayı ve iniyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Efsane bir bölüm olacak arkadaşlar. Çok fena tepkiler vereceğimi düşünüyorum. Daha en baştan böyleyse hiç bilmiyorum. Yani o yüzden videoyu kesinlikle baştan sona izleyin. Yeniyseniz abone olun, bildirimleri açın ve her kadro artı paket yorumlama videosunun açıklama kısmında Facebook grubumuzun linki oluyor. Oradan gelip kadro artı paket yorumlama postuna sizde kadrolarınızı atabilirsiniz. Ben paylaştıktan sonra tabii ki bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Yani geçen videoyu kapatma sebebim olan adam da sanırım bu Ronaldo. Yani direkt karşıma çıktı. Yani ilk yorum bakın daha ilk yorum Hiçbir fikrim yok. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum ama bana niye çıkmıyor? Yani bana Ronaldo çıksın yanında Fener puanı da vermesin. Hatta eksi 10 Fener puanı da verebilir. Hiç sıkıntı değil. Ama çıkmıyor abi. 90'lık herhangi bir gibi oyuncu çıkmıyor yani. Hemen Ali Ahmet'in kadrosuna geçiyoruz. Öneri sağ kanat Toti Messi gelecek mi? O Pelegrini, Pelegrini yerine de 93 Chamberlain gelecek demiş. Aynen hemen Pelegrini'yi zaten değiştir. Onu önerecektim sana. Toti Messi de gelecekse Joelinton'dan memnun musun bilmiyorum ama onu değiştirebilirsin. Genel olarak kadron güzel ama beğendim kadronu. 10 üzerinden de bir 5 verelim şimdilik. Çünkü neler çıkacak karşımıza bilmiyorum. Yaman de yeni ay yılı paketinden bunun hangi paket olduğunu biliyorum. Bana 83-85 çıktı bu paketten. Adama Pogba çok değerli bir oyuncu oyunda. Bir de Van Dijk çıkmış. Yani abi bu şans demek işte. Yani yok bizde bu şans abi. Ben bu paketi biliyorum. Bana 83-85 çıktı. Yine bana iyi çıktı. Millete 80-81, 81-82, 80-82 falan çıkıyor. Adam 86-88 çıkarmış ya. Bakın bu zaten bakın benle beraber 5 beyni oldu şu an. Bu, bu bile 3 beyni yani. Çünkü bunun çık böyle çıkma ihtimali daha da düşük. Yani gerçekten güzel bir oyuncu çıkarmış. Helal olsun. Şenol Erol. Yani arkadaşlar bazı takipçilerimiz hile mi bulmuş, taktik mi bulmuş, bu taktik neymiş bana da söyleyin ben de açayım abi yorumlara yazın gerçekten iyi oyuncu çıkartabilenler. Ne hissediyorsunuz da paket açıyorsunuz onu söyleyin ben de o şekilde hissedip açayım belki bana da çıkar. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir ara benim efsane şansım vardı biliyorsunuz. Onun bu sene geri dönmesini bekliyoruz hep beraber. Bakalım ne zaman geri dönecek. Burada karşımızda kaleci Blake falan var. 90 yedigen yani 120 kimyalık. Güzel bir kadro var. Beğendim kardeşim. Hanifi Can Bakır. Burada da güzel bir kadro görüyoruz arkadaşlar. Bu Bundesliga kadrosu. Haaland'ı falan alabilirsin özel kartı çıktıktan sonra. Gayet güzel olabilir. Genel olarak zaten kadronun güzel kardeşim. Beğendim kadronu. Galatasaray adı var kadronun ama şöyle diyeceğim. 170 kimyayı bulmuşsun. Sterling de orada olabilir. Tamam sıkıntı yok. Bence gayet güzel bir kadro. Hiçbir şey diyemiyorum. Alican Ahmet. Abi galiba iki tane haftanın takım paketi açmış. Birinden Salah, birinden Van Dijk çıkarmış. Ya abi şaka mısınız? Şaka mısınız? Nasıl çıkıyor bunlar? Abi herkese mi çok iyi çıkar ya? Barış Akın 110 genlik mükemmel bir kadro atmış. Kardeşim benim gerçekten mükemmel bir kadro. Beğendim Hayat Kısa 72 diye bir ismi var kadrosunun. Onu da tam anlamadım ama ne demek? Hiçbir fikrim yok. Yaman Şengün Ay Fener paketinden Fabian çıkarmış. Güzel. Buna güzel diyorum abi. En azından Ronaldo değil. Güzel yani yine güzel ama Ronaldo değil en azından. Evet Doçka, Miraç, Tolga ayrı ayrı iki paketten Lukaku çıkarmış. Sonra buradan Miranda çıkarmış. Bu arada Miranda'yı biz de çıkardık bizim hesabımıza arkadaşlar. Emre Tuncay kardeşimle olan hesabımıza. Ve ee, güzel değeri var Miranda'nın. Yani Miranda ucuz bir oyuncu değil. Miranda iyi bir oyuncu. Fiyatı iyi yani. 94 ne en azından 1 milyona yakın yani. 100 bin filan değil. 94 Neymar yerine 98 Zidane gelecek demiş. Gayet güzel olur. Mükemmel olur hem de. Genel olarak da Endombele'yi de değiştirirsen. Varan'ı da yükseltirsen. Varan iyi çünkü Endombele'yi değiştir. Varan'ı yükselt. Mükemmel bir hale bürünebilir kadron kardeşim. Gerçekten şimdiden beğendim kadronu. Hemen şöyle gelelim. 90 çağlar gelecek demiş. 90 reyting çağlara bakalım. Nasıl bir çağlar geliyor? Nasıl bir oyuncu geliyor? Görelim. Çağlar oyuncu yerine direkt 90 çağlar gelebilir zaten. O yüzden orası iyi olur. Dokore'yi değiştirebilirsin. Losel suyu ya biraz daha kadronu geliştir. Losasu iyi bir oyuncu bu arada. Değiştirmene gerek yok. Delali hızlı mı bilmiyorum. Sol orta sahada yapabilir mi bilmiyorum ama zaten zaten sol kanatın da var. O yüzden Delali'nin çok da hızlı olmasına gerek yok. Genel olarak güzel bir kadron var. Ama böyle Üçlü defans kullanıyorsan sağ Soru Tasa sol ortasa veya en azından MOO'larından birisinin defansif olması lazım. Bakıyorum Pogba çift yönlü tamam ama yani tam defansif sayılmaz. Ducore yerine daha defansif bir orta saha mesela Kante alabilirsin. Kante'nin MO kartı oyunda var mı hatırlamıyorum şu an nasıl bilmem bilmiyorum ama. Oraya Kante alırsan hem daha defansif olur daha iyi olur. Çağlar da geldikten sonra defans hattında gelişir. Atan zaten iyi. Gayet güzel olur. Sefa Ercan videoya selamlar demiş. Aleyküm selam kardeşim. 88 yen yani Marek Hamşik çıkarmış yeni ayılından. Güzel. Abi öneri verir misin? Cene yerine 90 çağlar gelecek demiş. Cene burada gördüğünüz gibi 90 çağlar gelirse gayet güzel olur. Herkes çağları almayı planlıyor zaten. Gerçekten güzel de bir kartı var çağların oyunda. İyi çıkmış yani. Chilver'le de iyi uyum sağlar. Ve Rui Patricio ile de bir dakika ya kafam karıştı. Aynen. Onların hepsi uyum sağlar. Güzel olur. Kimya da bayağı artar. Gayet iyi olur bu arada. Pelegrini yerine de bir Deli Ali tarzında bir oyuncu alabilirsen yani MOO -O kartı olan güzel bir oyuncu alabilirsen gerçekten güzel olabilir. Sefercan normal oyuncu paketinden Nine Golan çıkarmış gayet güzel. Bu kadroyu tam bakamıyoruz ama Kaan açtığında 107 geldik, güzel bir kadrosu var. Beğendik yani. Oyuncuları görebiliyorum ama tam yorumlayamayacağım. Güzel bir kadron var. Donnarumma'yı falan almış. Muhammed Çakır abi Paris'e döneceğim. Paris öneri please. Aha Dortmund'dan Paris'e direkt geçiş yapıyor. Benim Lig 1 kadro kurma videom var hayalimdeki kadrolardan. Onu izle. Benim en sevdiğim oyuncular onlar. Orada zaten baya bir Paris Germain. Neredeyse Paris Germain kadrosu olduğu için o videoyu izleyerek kardeşim oradan şey yapabilirsin hani önerilerini alabilirsin. Muhammed Çakır. Ayfener paketinden Pelegrini'yi çıkarmış ve Ayfener paketinden bir de Regulion'u çıkarmış. Abi videoya selam bir de öneri verir misiniz demiş. İsmail Rabadan, Ramadan Aleyküm selam. Öneri olarak Abraham yerine Çağlar Söyüncü'yü alabilirsin. Coins'in de buna yetiyor ve gayet güzel olur. Ancak yani Maguire sadece Premier Lig'den. O yüzden Premier Lig değil de e, Bundesliga'dan bir stoper almanı öneriyorum. Yani Maguire yerine Hummel sağlayabilirsin o zaman. E, keşke Premier Lig olsaydı direkt Abraham'ı değiştirseydim ve kimyam bayağı bir gelişseydi. Genel olarak güzel bir kavram var. Sterling yerine Chamberlain gelecek. Chris 93 olacak. Diğer kısımları öneri. Chris hangisi? Christian sen 93 olacakmış. Güzel. Olsun. Sterling yerine Chamberlain gelecek. Sterling nerede? Orada tamam. Direkt zaten Sterling'i ben değiştirmeni isterdim senin. Genel olarak güzel. Diğer kısımlar öneri var mı? Sol orta sahaya son alabilirsin. Sonun bir kartı vardı güzel. O kartı alabilirsin kardeşim. Genel olarak zaten kadron güzel. Kaleye 94 donlarıma gelecek. Ramos yerine La Liga stoperi demiş. Ramos yerine La Liga stoperi niye istiyorsun onu anlamadım ki. La Liga olmayan bir stoper mi istemiş anlamadım. La Liga'lı bir stoper. Niye La Liga'lı istiyorsun? Kimle uyum yapacak ki abi La Liga'da stoper? Sadece Regulion'la uyum yapar. Bence seri adam bir stoper al. Gerçi 170 kimya oluyor böyle tamam. İspanyol, İspanyol da olması lazım galiba. Şu an tam aklıma gelmedi. Varan olabilir La Liga'dan ama Pique olabilir mesela. Ama şu an tam aklıma gelmedi. Pique bence uyum sağlayabilir. Herhalde Pique iyi olur. Hemen devam edelim arkadaşlar. Ay Fener paketinden Diallo çıkmış. Taha Enes Yaşar'a güzel bir oyuncu çıkarmışsın kardeşim beğendim. Ve Yusuf Sefa Karadeniz 2 milyon coins'lik bir öneri istemiş. Stopere bir çağlar al. Ya bir stoperlerinin hızına ve defansif özelliklerine bak. Bir de 90 gen çağlara bak. Eğer 90 gen çağlar Maguire veya Keane'i geçiyorsa ki geçtiğini düşünüyorum. En azından hız konusunda. Çünkü çağlar zaten hızlı bir stoper ve 90 ratingli kartının bu oyunculardan iyi olabileceğini düşünüyorum. Sen bir kontrol et. Daha iyi olursa kesinlikle almanı öneriyorum. Yusuf Sefa Karadeniz ben bu kadroyu görmüştüm. Muriç'le bir kadro kuruyor. Muriç'e kalp koymuş arkadaşlar. Kadroda Denair de var eski bir e, oyuncu. Hemen şöyle kalp diyelim. Kalp koyalım güzel bir pes kadrosunu atmış. Ronaldinho var mesela oynatmıyor. Garip bir kadro kurmuş ama güzel görünüyor. Öneri abi demiş. 105 iken 170 kimyalık bir takım var. Gayet güzel bir takım. Bu arada beğendim takımı. Stoperlerini değiştirebilirsin. Yani Savic bilmiyorum. Savic kafa dağıtmıyordu. Savic değişebilir. Salisu nasıl? Boyu falan nasıl? Uzun değilse Salisu'yu da değiştir. Abi stoperlerde kafa atmaları çok önemli. Çünkü kornerlerde iki stoper bir santrafor çıkıyor kafaya genel olarak. O yüzden stoperlerin kafa vurabilmesi çok önemli. Mesela benim takımda Vida var, Muriç var ve bir tane daha stoper değişiyor. Şu an Serdar Aziz var mesela. Ama hani Vida çok iyi kafa vuruyor. Muriç mesela bazen vuramıyor. Mesela Falcao da takımımda ama Falcao kafaya çıkmıyor. Hiç kornerlerde görmüyorum Falcao'yu. Ya da pas atamıyorum ona bilmiyorum. Hep uzak köşede oluyor. O yüzden arkadaşlar stoperlerin kafa vurabilmesi çok önemli. Ona da dikkat etmeyi düşünün yani. o Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama oyuna yakın zamanda başlayanları falan özellikle önermiş olayım. Kadir Mert Bozan kaleye Donnarumma gelecek artı öneri demiş. Kaleye Donnarumma gelsin çok güzel olur. Öner abicim stoperini değiştirmen gerekiyorsa değiştir ama değiştirmen herhalde gerekmeye de bilir. Bilmiyorum şu an tam olarak. Genel olarak güzel bir kavram var. 170 kimyanda var zaten beğendim kardeşim. Gayet güzel bir kavram var. Arkadaşlar bundan sonraki karo ve paketleri ilk atan herkesi yorumladım gördüğünüz gibi. Hepsini göstermeye çalışacağım yavaş yavaş. Yeni ay yılı paketinden bu da 87'lik Ramos çıkarmış. Gerçekten helal olsun. Bakalım çıldıracağımız bir paket veya efsane bulacağımız bir kadro göreceğiz mi arkadaşlar? Hemen hızlı ilerleyelim. Burada bir tane de Ronaldo görüyoruz. Hemen ilerleyelim abi. Bakalım. Yine Ronaldo çıkmış. En iyi paketim demiş. Beğenelim. Gerçekten öyle olsun arkadaşlar. Kadroların reytinglerine bakacağım. Bu arada Donnarumma'yı gördük az önce. Neuer çıkarmış yeni ayılı. Burçvişi çıktı. 99 oynuyor. En iyi paketim bu demiş. Oh my god. Abi yani kadrosu da şu yani. Kadrosu şu olan adamı 94 Neuer çıkar mı? 94 Neuer'le yeni bir kadro kurarsın ya. Fiyatını bilmiyorum ama kesinlikle çok pahalıdır arkadaşlar ve Abi yapma bunu bana niye bana da çıksın bir iki kez be bana da çıksın abi bana niye çıkmıyor İbrahim Aslan turnuva paketinden immobile çıkarmış iliç işte çıkarmış 700 de coin salmış emeklerinin karşılığını hemen hemen almış sayılır gayet güzel abi devam ediyoruz burada endiri falan var yani mükemmel kadrolar ve paketler var arkadaşlar yani dayanamıyorum artık kadro yani 115 genin üstünde kadro göreceğiz mi onu da bilmiyorum yani kadrolar aslında çok çok da efsane değil çok çok efsane kadro görmedik ama paketler filan gerçekten harika. Yani 113 gen bir kadro gördük şimdi 115 genin üstünde. Bakalım 115 genin üstünde kadro var mı? Burada da Neymar görüyoruz. Herkes neler neler çıkarıyor abi. Millet de şans var ya. İki seçkinden biri 83, biri 84 ve Donnarumma ile Pjanic yani ikisi de pahalı oyuncu. Valla şanslısınız arkadaşlar. Bu şansı nereden alıyorsunuz? EA size oyuncu mu dağıtıyor? Valla artık başla bunu yazmaktan sıkıldım ama vallahi dağıtıyor size ya. Ya gerçekten abi eskiden dikkat çeksin diye yazıyordum. Şimdi gerçekten dağıttığını düşünüyorum abi. Şuraya bak ya. Ben artık çıldıracağım. Evet, müthiş, müthiş gerçekten harika. Devam ediyoruz arkadaşlar. 106 yerlik eski bir kadro görüyoruz. Arkadaşlar artık dayanamayacağım. Yani bir tane daha çok efsane bir oyuncu görürsem işte dünyanın en iyi paketi abi. Nasıl ama? Müthiş değil mi? Gerçekten Emre kardeşim yani böyle bir şey yok abi. Paketten çıkana bak. Paketten çıkana bak sen. Müthiş bir oyuncu çıkmış. Gerçekten süper bir oyuncu çıkmış. Bu oyuncu kim arkadaşlar? Bu kim? Youtuber olarak da söyleyebilirsiniz. Facebook grubundan tanıdığınız birisini de söyleyebilirsiniz. Hani kime boş diyorsunuz? Beni söylemeyin ama. Çünkü benim yorumlarımı ben silerim. Beni söylerseniz. Futbolcu olarak veya Youtuber olarak birisini söyleyebilirsiniz. Kim boşmuş? Onu söyleyebilirsiniz. Şaka yapıyorum vardı. Şimdi kimse kimse şey yapmasın. Evet devam edelim. De Bruyne Abi evet işte bu şekilde kadro ve paketler vardı. Gerçekten çok güzel kadro ve paketler gördük. Bir sonraki bölüme de sizlerinkini yetiştirmeye çalışırım arkadaşlar ama burada hala devam ediyorum gördüğünüz gibi göstermeye. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Hani daha da fazlası artık abartı oluyor. Zaten bir videonun 15 dakikaya geçmesi çok fazla olur arkadaşlar bu tarz bir videonun. Size her gün 10-15 dakika arası videolar atmaya çalışıyorum. Adam kante çıkarmış ya. Vallahi bırakacağım artık. Ara aşağıda da Ronaldo var onu da göstereyim. Herkese Ronaldo dağıtmış iyi bir kere. Yani EA herkese Ronaldo'yu dağıtmış. Ben artık bir şey demiyorum. Gerçekten yani Ronaldo'yu veriyor bir de Ronaldo'yu beleş veriyor. Bakın Ronaldo'yu vermek için açtığı paket şu var ya. Bunun verdiklerini geri veriyor bir de yanına Ronaldo veriyor. Abi böyle bir şey yok. Yani bana sadece Ronaldo'yu ver diyorum. Geri al gerisini diyorum. Hiçbir şey yok ama. Yok abi gerçekten millet Ronaldo almış ya bildiğin. Videoyu da kapatamıyorum çünkü her yerde Ronaldo var. Her yerde. Yani herkes Ronaldo çıkarmış abi. EA 96 yani Ronaldo'yu herkese dağıtmış. Bütün yorumları da gösterdim bu arada arkadaşlar. Yani artık kendinizi esas alıp bulursunuz. Burada videomuzun sonuna geldik. Video like ve yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Şuradan kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak efsane ötesi müthiş bir video gidebilirsiniz arkadaşlar ama yani ben bu videoda artık bana da çıksın arkadaşlar. Bana dua eder misiniz bana da güzel oyuncular çıkması için? Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç bu zaman tekrar da unutmayın. Ve bay bay.